İtalya'nın dağlarında keşfedilen bir iskeletteki iltihaplı diş, insanlık tarihinde bilinen en eski dişçilik örneğini ortaya koydu. İltihabın bir kısmının çakmak taşı aletlerle temizlendiği görülmüş. Bu dişin keşfiyle ilk dişçilik çalışmasının 14 bin yıl önce başladığı kabul ediliyor. 14 bin yıllık olduğu düşünülen dişte, şimdiye kadar bilinen yer sakızından yapılmış en eski diş dolgusu kanıtları keşfedildi. Araştırmacılar dişi incelediklerinde dişin çiğneyici yüzeyinde olan ve içinde 4 ufak delik olan büyük bir delik keşfetti. Deliğin içindeki çiziklerin kazıma ve yontma sonucu oluştuğu görüldü. Zamanımızdan çok önce insanlar iltihaplı dokuyu küçük keskin bir taş alet kullanarak dişin içinden ayırabiliyordu. (Gülüyor) 14 bin yıl önce içi zifle doldurulmuş bir diş çukuru, keskin bir kemik parçası veya kaya parçasının sivri tarafıyla oyularak içine katran yerleştirilmiş. Ve ilk dolgu günümüzden çok uzun bir zaman önce zaten kullanılıyor olduğunu ispatladı. Diş özü enfeksiyon kaptığında ise başka bir tedavi yöntemi olmadığından dişin köküne kor halindeki demiri bastırarak hastalıklı diş yakılıyordu. Özel aletler ve anestezik maddeler geliştirilmeden önce diş çekimi de korkunç bir deneyimdi. Diş ağrısıyla yaşamak çok daha beter olduğundan insanlar bu işkenceye katlanmaya razı oluyordu. Yıllardır kullanılan afyon, Hint keneviri ve adamotu gibi bitkisel ilaçlar sadece ağrının şiddetini dindirmeye yarıyordu. Anestezi 20. yüzyılın ortalarında kullanılmaya başlanmıştı. Bundan önce kokain ve kloroform gibi maddeler kullanıldı. Eski zamanlarda parlak ve beyaz dişe sahip olmak, halk arasında sizi saygın biri olarak gösterebiliyordu. Mısırlılarda özellikle statüsü yüksek olanlar için beyaz bir diş önemliydi. Kanada Diş Hekimliği Akademisi yaptığı açıklamada bu halkın beyaz sirke ve ponza taşından yapılmış bir macun kullandıklarını ve yıpranmış bir çubuğun ucuyla bu macunu dişlerine uyguladıklarını söylüyor. Roma halkında da yüksek statüde olanlar için beyaz bir dişe sahip olunması gerekliydi. Fakat onlar Mısırlıların aksine daha kötü bir şey kullanıyorlardı. İnsan idrarı. Bu son derece iğrenç olsa da işin garip tarafı işe yarıyor olmasıydı. Bunun sebebi insan idrarında yüksek miktarda amonyak içeriyor olması. (Gülüyor) 1800'lerde ise cesetlerden toplanan takma dişler yaşayanlar için kullanılmaktaydı. İdam mahkumlarından da elde edilen dişler stok yapmak için kullanıldı. Böylelikle yeterince zenginseniz bu ayrıcalıktan yararlanabiliyordunuz. Yine daha eski çağlarda çekilen dişin yerine taşlar ve tahtalar kullanılmış. Bu altın tellerden oluşan köprüler eski zaman iskeletlerine ait. Fransız ordusu 18 Haziran 1815'te girmiş olduğu bir savaşta hezimete uğradı. Arkasında 51 bin ölü bıraktı. Savaş alanında ellerine geçen her şeyi yağmalayan insanlar, ölülerin dişlerini de sökmeyi ihmal etmedi. Bu dişleri protez olarak kullanılmak üzere diş hekimlerine sattılar. Fakat aklınıza diş hekimi deyince şimdiki gibi modern hekimler gelmesin. O dönemler din adamları, eczacılar, kuyumcular, perukçular ve hatta demirciler de dahil olmak üzere bir dizi insanın sundukları hizmetler arasında diş hekimliği de vardı. Ve bazı yüksek ticari zekaya sahip kişiler diş çekiminin müşterilerine verdiği acıyı unutturabilmek için çekim sırasında dans eden kızlar kullandı. Diş hekimine gitme fikrinden nefret ediyorsunuz ama diş ağrınız mı var? Burada devreye üçkağıtçıların Nepal'de size biraz olsun yardımcı olabilecek, en azından içinde diş hekimine gitmek olmayan bir seçenek var. Diş ağrısı ağacı olduğu söylenen, Katmandu'da halka açık bir tapınağın bütününü oluşturan ve bir diş hekimliği merkezinin tam ortasında olan bir ağaç kütüğü var. Diş ağrısıyla ilgili ilahi bir yardım istemek için tamamen ağrısız bir seçenek. Günümüzde Çin ile Hindistan arasında yer alan, bağımsız bir ülke olan Nepal'de diş ağrılarının geçmesini uman hastalar, diş ağrısı tanrısı olan Nivardi ve Adak için bozuk paralarla kaplı, kütük üzerine bir adet bozuk para çiviliyorlar. Efsane kutsal mekanın ortasında sana yardım edecek bir tanrı olduğunu söylüyor. Ancak eğer tanrı yardım etmezse,
Bölgede kliniği olan diş hekimleri muhtemelen bu yardımı yapabilir. Çünkü adağın yapıldığı yer tam bir diş kliniği cehennemi. Çağda da diş çekimleri anestezi olmadan halk arasında berberler tarafından yapılıyordu. Dişi çekmek için önceleri diş pelikanı denilen korkunç bir alet kullanılıyordu. Bu portrede ağrıyan dişi tedavi edilen veya çekilen bir tablo resmedilmiş. Anestezinin olmadığı bu zamanda insanlar için iki seçenek vardı. Ya ağrıyan dişle bir ömür geçirmek ya da tüm acıya katlanıp dişi çektirmek. 1578'de 1. Elizabeth'in dişleri rafine şeker yüzünden siyah hale gelmişti. Ancak kraliçe diş ağrısına karşı tedavi görmeyi reddediyordu. Anestezi olmadan dayanılmaz acılara sebep olan diş tedavisi eski çağlarda insanların korkulu rüyasıydı. 1. Elizabeth'in bu korkusunu yenmesi için psikoposu, diş çekiminin çok da korkulacak bir şey olmadığını ispatlamak için huzuruna çıkıp bir dişini çektirdi. Parlak diş implantları bazılarının zenginliklerini göstermek için kullandıkları garip bir yol olabilir ama yeni bir şey değiller. Texas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi'ne göre ilk diş implantları M.Ö. 2500 yıllarındaki eski Mısır'a dayanıyor. Bu ilk implantlar çoğunlukla diğer dişleri sabitlemek, dekoratif olmaktan ziyade kullanım için yapıldı ve altın tel kullanıldı. Birkaç bin yıl sonra öküz kemikleri ve altın şeritler kullanarak yedek dişler üretiyorlardı. Fenikeliler de benzer bir yöntem kullanıyorlardı. Fakat onların ürettikleri dişler fil dişindendi. Mayalar ise implantları için deniz kabuğu kullanıyorlardı. 3. yüzyılın başlarından kalma bir Fransız bölgesinde yapılan kazı sırasında bulunan iskelette çene içine sıkıca yerleştirilmiş demir bir iğne bulundu. Bu bulgudan yola çıkarak antik kentlerin kendi diş implantlarına sahip oldukları düşünülüyor. Diş hekimlerinin bazı insanlar için neden bu kadar korkutucu olduğu araştırılsa, sebebinin bu aletler olduğu ortaya çıkar. Eski çağlarda kullanılan ve şimdikiler kadar modern olmayan bu aletler, o dönemlerde diş ağrısı çekenlerin DNA'sına işlemiş korkuya sebep oldu. 5000 yıllık bir süreyi kapsayan zaman dilimi içinde, diş hekimliği nasıl doğmuş, nasıl gelişmiş sorusunun cevabı verilememekte. Tarih öncesine ait olan bilgilerin pek çoğu varsayımlara dayandırılmakta olup ancak son birkaç yüzyıl içinde elde edilen bilgiler gerçek ve geçerli sayılabilmiştir. Bazı iskeletlerde rastlanan çürük dişler, diş sorunlarının 25 bin yıl önce uzandığını gösterdi. İnsanlar yerleşik hayata geçip tarım toplumu haline gelince daha çok karbonhidratlı yiyecek tüketmeye başladılar. Bu diş sağlığında daha kötü etki yapacak bir dönüşüm anlamına geliyordu. Tarımın öncesinde diş çürüklerine pek rastlanmıyordu. Çünkü tarımın gelişmesiyle karbonhidrat miktarının artışı çürüklerin temel sebeplerinden sayıldı.